Gül Eda Hür Hanım'ın yönetici olduğu şirketin 10 ay önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı doğrudan temin yoluyla adrese teslim edilen 42 milyonluk Anka Park'ın havuz bakım işiyle ilgili söz almış bulunmak. Grup Başkan Vekilimiz konuyu gündeme getirdikten sonra hanımefendi burada bir konuşma yaparak şirkette sadece SGK'lı olduğunu belirterek ona yöneltilen sözleri reddetti. Eğer yönetici olduğunu ispat edebilirsek istifa edeceğini açıkça belirtti. Bizler asla iftira atmayız ve doğruluğundan da emin olmadığımız konularda konuşmayız. Hanımefendi yöneticisi olduğu şirket üzerinden usulsüz bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iş alarak sonrasında da yönetici olmadığını iddia ederek Ankaralılara yanıltıcı bilgiler vermiştir. Hanımefendinin şu anda yapması gereken en doğru davranış görevinden istifa etmektir. CHP'lilerin gururla söylediği Mansur Yavaş belediyeciliğinin geldiği nokta usulsüzlüklerin görmezden gelindiği bir hale dönüşmüştür. AK Parti grubu geçen dönemde de oldu. Bu dönemde de böyle ithamlarda bulunmayı çok seviyor. Bunların örneklerini biz Portaş'ta yaşadık. Defalarca suç duyurusunda yok, şurada şu var, burada bu var, ortada ne var? Hiçbir şey yok. Belki onlarca kez savcılığa verdiler, kovuşturma, onu bırakın, iddianame bile hazırlanmadı. Şimdi burada bir şey iddia ediyorsanız, ihalenin yöntemleri vardır, usulleri vardır, dosyasındaki evraklar tam mıdır, bu ihaleyi almaya yeterli midir? Bunların hepsi incelenir ve ortaya çıkar. Bunun yolu neresi biliyor musunuz? Buradan polemik yapmaya kalkmayın. Yani bir arkadaşımız çıkıp da bir meclis üyemize komisyonculuk yapıyor vesaire, bunlar yakışmayan şeyler. Grubumuzdaki hiçbir arkadaşımıza da kimsenin bunu söyleme hakkı yoktur. Savcılığa gidersiniz, suç duyurusunda bulunursunuz. Ondan sonra o savcılıktan alacağınız kararla gelir burada ya siz konuşursunuz ya da biz konuşuruz. Bunun doğrusu bu. Doğrusu bu. Şimdi Anka Park'ta elektrik kabloları kesilmiş vesaire. Ya arkadaşlar bu 2019'da geldikten sonra Anka Park'ın tasfiye edilmesiyle ilgili, o kiralayan firmanın burayı boşaltmasıyla ilgili 3,5 yıl dava sürdü, dava. Düşünün, siz evinizi kiraya vermişsiniz, evin içinde kiracı var, siz diyorsunuz ki evin içindeki buzdolabını götürmüşler. Ya evi kiraya vermişim, mahkemeliksin. O eve girme şansın var mı? Yok. 3,5 yıl giremedik oraya. O esnada da orada elektrik kablolarını vesaire her şeyi talan ettiler. Talan ettiler, bunu siz biliyorsunuz. Anka Park'la güven başkasında, sorumluluk bizde değil. İçeriye giremedik tabii ki. Ben diyorum ki bir örnek veriyorum, basit. Basit, anlaması da çok basit. Bir eviniz var, kiraya vermişsiniz, içinde kiracı var, kiracıyla tahliye konusunda davalıksınız. O eve girebilir misiniz siz? Girebilir misiniz? O evin kapısına bakabilir misiniz? O evin mutfağına bakabilir misiniz? Seramiğini kırmış mı bakabilir misiniz? Bir saniye. Cevap verin burada. Şimdi burada gelip talan edilmiş, ortada bir şey yok. Anka Park'la ilgili açılan davalar var mı diyor, soruyorsunuz. O dönemin bürokratlarıyla ilgili açılan davalar var. Ama sonuç ne oldu biliyor musunuz? İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmedi. Verilmedi. Şimdi devletin 800 milyon dolarını, yaklaşık 30 milyonunu götüreceksin, çöpe atacaksın. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyarlık SGK borcunu konuşacaksın. Yok öyle bir şey. 801 milyon dolar. Oraya harcanan bu 30 milyar dolar. Bakın, burada belki soruşturma izni verilse belki de bir şeyler çıkabilirdi. Bilemezsiniz yani. Soruşturma bürokratlarda. Bakın. Arkadaşlar bir saniye ya. Siz konuştunuz. Size kimse müdahil olmadı Osman Bey. Bürokratlarıyla ilgili direkt mülkiye müfettişleri gelir, soruşturma izni verir ya da vermez. Ona göre mahkemeye sevk edilir. O yüzden izin verilmediği için mahkemelik de olmamış. Ama biz gereken başvuruları yapmışız oraya. Yapmışız. Hani bir yapılan bir başvuru var mı diye söyledi arkadaşımız. Ama bakın arkadaşlar, orada 800 milyon dolar yatıyor. Ankara halkının 30 milyar. Ankara Büyükşehir'in bütçesinin yarısı neredeyse. Şimdi 5 milyarlık SGK borcuyla uğraşıyoruz.
Orada gidip bakalım. Orada bir tane işe yarayan bir oyuncak var mı arkadaşlar ya? İşe yarayan bir tane bir şey var mı ya? Bırakın ya, bırakın. Sonra da geleceksiniz. Burada bakın, burada. Arkadaşlar, bak Atibe müdahale etme. Sen de dur, sen de. Bir kişinin fantazileri yüzünden yok dinozorlar, bilmem neler. Ya bırakın Allah aşkına. Vicdanınız sızlar oraya gezince ya. Vicdanınız sızlar, vicdanınız. Ben defalarca gezdim. Vicdanınız sızlar. Gidin bir gezin bakalım. Burada Mansur Yavaş Belediyeciliğini bakın. Mansur Yavaş Belediyeciliğini konuşurken önce bir çevremize bakacağız. Burada bakın arkadaşlar. Ankara halkının diyeceğim ben bunu. Defalarca diyeceğim. Ankara halkının %60 oyunu alarak seçilen bir belediye başkanı var. %60 almış. En yakın rakibine, sizin adayınıza 2 kat fark atmış. Bunu her kürsüye çıktığımda söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bu Ankara halkı, 6 milyon nüfuslu bir Ankara, düşünün. %60'ı Mansur Yavaş'a oy vermiş. İnsanlar gerçekleri görüyor. İnsanlar kimin ne olduğunu görüyor. Kimin ne olduğunu görüyor. Kimin ne yaptığını görüyor. Bunu insanlarımız görüyor. Burada tabii ki siz geleceksiniz, siyaset yapacaksınız. Siyaset yapacaksınız. Ama o dediğim konuda konu net. Net. Gidersiniz, savcılığa verirsiniz. Savcılık gerekeni yapar. Varsa suç, gelir konuşursunuz. Yoksa da çıkar, ben konuşurum. Konuşmamın başında sizlere hassizce, pervasızca yazılmış bir metin okuyacağım. Ankara'mızı parsel parsel yağmalattığında sesini çıkarmayanlar, millete hizmet yerine rantı tercih edenler, edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemli olduğunu bilmeyen müptezeller. Unutmayın ki Ankaralılar sizin yalan, talan siyasetinize, iftiralarınıza puanını verdi. Ve daha hala utanmadınız, akıllanmadınız. Şimdi bu tweet metnini yazar müsteri şahsiyet nasıl da kendini özetlemiş, gelin hep birlikte bakalım. Şöyle aslında 1-2-3 olarak gidecektim ama biraz önce bütün arkadaşlarımız Ankara'nın parsel parsel yağmaladığını, sesini çıkarmadığı cevabını grup başkan vekilimiz sizlere verdi. Millete hizmet yerine rantı tercih edenler cevabını da grup başkan vekilimiz ve diğer arkadaşlarımız verdi. Edep, haya, ahlak duygusunu siyasette çok önemli olduğunu bilmeyen müptezeller. Partisinin liderini koltuk sevdasına satarak buralara gelmiş ey insan evladı. Sizler söylediğiniz sözlerinizle bu konuşmayı hak ettiniz. Senin gibi bir müfterinin bize ahlak dersi vermeye kalkmasını kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Neyse. Güzel bir söz var. Arsıza arsız olduğunu unutturursan sana ahlak dersi vermeye kalkar. Sizler de aklınızca 6 senedir önce yaratmaya çalıştığınız hizmet ediyoruz, geçmişi siliyoruz algısıyla ahlaksızlığınızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Bak, müptezel lafını, Burçun Hanım, Burçun müptezel Hanım. Lafını AK Parti grubu bırak olarak değil. Sizlere iade ediyorum. Uslupla ilgili çok bence yani doğru değil yani, eleştirisini yapsın. Bir dakika başkanım, ben burada size iade ediyorum atılan tweet'i. Neyin karşılığında bozuluyorsunuz? Şimdi bakın. Tamam işte, size iade ediyorum müptezel. Allah size iade ediyorum. Burçun Hanım. Burçun Hanım. Burçun Hanım, lütfen bak uslubunuz. Benim uslubum gayet iyi. Benim AK Parti Ankara'mı etiketleyerek, grup başkanımı etiketleyerek bu tweet'i atan arkadaş. Sizin başkan vekiliniz. Siz de tweet'e yani, tweet'le cevap verin. Meclisi bu seviyeye çekmeyin bence yani. Efendim duyamıyorum. Neresi mi yanlış? Tepki veriyor arkadaşın. Hala neresi yanlış diyorsun neyse, ya? Neyse arkadaşlar. Neresi yanlış mı var bu lafın? Bence çıkıp kürsüden arkadaşlar, özür dileyin şu an. Arkadaşlar Memre'ciğim otur. Emre. Hayır Ertan başkanım. Arkadaşlar. Sabahtan beri her şeye cevap veriyorsunuz. Arkadaşlar. Bunun cevabını da versin. Emre'ciğim. Müptezel Emre. Ne demek ya? Emre. Bir saniye. Emre. Otur. Bak arkadaşlar. Burçun Hanım. Tamam, konuşmanız bitti. Tamam. Konuşmam bitti ama. Bir saniye ya, lütfen. Bakın arkadaşlar. Kıymetli Ankaralılar.
Şimdi az evvel AK Parti meclis üyesi adını bilmediğim beyefendi benim ilk günkü konuşmama istinaden cevap verdi. Benim konuşmalarıma güldüğünü ifade etti. Benim konuşmamın ilk metni Ankara'da AK Parti bu seçimlerde ikinci siyasi parti olmuştur dedim. Ona güldüyse bence kahkaha bile atabilir. Bunun ikincisinde benim konuşmamın giriş, gelişme ve sonuç bölümünde girişte ekonomiyle ilgili, diğer bölümde bu SGK borçlarıyla alakalı bir konuşma yaptım. Onun dışında da dilek ve temenniyle bir konuşma kapattım. SGK borçları eğer genel bir siyasetse onu da onların takdirine bırakıyorum. Ama konuşmanın özünü, özeni, gizli öznesi de ekonomiydi. Ben ne dedim? Ekonomiden dertlendim. Dertlenmeyen bir kişi varsa şu an burada, bir kişi ekonomiyle ilgili sorunum yok diyorsa, bunu da genel siyasete vuruyorsa, onu da sayın meclis üyesinin tuzu kuru galiba, onu da onun takdirine bırakıyorum. Ama burada gizli özne olarak ne dedim? Her gün zam, 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 sayın Nihat Bey bana ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan. Bu böyle değil, siz yanlış notadan vurdunuz Nihat Bey. Benim sorumun cevabını da vermediniz. Milli görüşünü anlarsın dediniz. Beni ne kadar tanıyorsunuz? Hiç konuştuk mu sizinle? Ne? Hayır, evet, aynen öyle söylediniz. Evet, milli görüşü bana öğretmeye çalıştınız. Beni tanıyor musunuz? Hiç benimle sohbet ettiniz mi? Bakın siz AK Parti'nin grup başkan vekilisiniz. Ben burada 3 meclis ilk defa seçildiğim için sizin sıralarınızda oturdum. Sadece diğer arkadaşlar da evet teşekkür ediyorum. Bana telefonunu veren Metin Bey oldu. Bilmediğim bir şey olursa bana danışabilirsiniz diye. Ama siz daha bir kez bile benimle sohbet etmediniz, hayırlı olsun demediniz. Bu ego, bu kibir ve üstencilinizle elinizden 60 belediye aldık. Bundan sonraki seçimde de kalan bütün belediyeleri alacağız. Evet, yine bir meclis üyesi arkadaşım bana buraya muhalefet yapmadığımı, oraya muhalefet yaptığımı söylemiş. Bu seçimler boyunca, meclis boyunca ben AK Parti'nin teleferik, Zafer Çarşısı, onun dışında da bir iki tane imarla ilgili dışında etkili bir muhalefetini göremedim. Kendinizi yapmadığınız muhalefeti bana mı yaptırmaya çalışıyorsunuz? Bunun dışında bunun dışında Cumhur İttifakı'na olup olmadığımı söylediniz. Cumhur İttifakı ile alakalı da bir oradan söz attınız. Biz Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı'na destek verdik ve milletvekili seçimlerine kendi logomuzla girdik. Destek verirken bir mutabakat metni imzalattık. O mutabakat metnine oylarımızı aldınız. Bizim oylarımızla seçildiniz. Hani beğenmiyordunuz ya oyları. Bizim oylarımızla seçildiniz. Mutabakat metnini rafa kaldırdınız. Şimdi de Nedim Yamalı sayesinde Gelecek Partisi'ne aynı sözleri veriyorsunuz. O yüzden arkadaşlar konuşurken lütfen laflarınızın nereye gittiğine dikkat edin. Ben sizin partiniz... Ha bir de şeyi söylediniz, burada ben ilçemle alakalı hiç konuşmamışım. Arkadaşlar bir ben dinleyelim. Bu kürsüde ilçesiyle alakalı Çubuk meclis üyelerinin bir tanesinde konuştuğunu görmedim. Teşekkür ediyorum. Sayın Bülent Arınç bir demeç verdi. Dedi ki Ankara'yı parsel parsel sattılar dedi. Yani Sayın Bülent Arınç o zaman AK Parti'nin başbakan yardımcısıydı, hükümetin. Ve bu mevzuya daha sonra bu belediye meclisine dahil oldu. Nasıl oldu? Bundan önceki grup başkanı arkadaşınız çıktı. Burada dedi biz ne rantlar verdik kişilere, anlatalım mı dedi. Bakın arkadaşlar, geçmişi biz konuşmuyoruz. Geçmişi sizin geçmişiniz konuşuyor. Daha önce komisyon başkanlığı yine yapmış bir başka arkadaşımız canlı yayına çıktı. Dedi ki bizim burayı dedi malum terör örgütü yönetiyor. Bunları biz söylemedik. Ben de aynı şeyle önerge verdim. 3 tane. Siz de bu meclisteydiniz. Soru önergesi verdim. Soru önergelerinde verdiğim şu. Ben adresleri de verdim. Bülent Arınç'a, Sayın Bülent Arınç'a verilen takipsizlik kararının şeyi şuydu. Gerekçesi. Altı dolu değil. Ben altını doldurdum. Parsel numaralarına yazdım. FETÖ'cü, firar olan plancılara yazdım. İçişleri Bakanlığı'ndan bana soruşturma açıldı ya. Allah'a çok şükür takipsizlik verildi de soruşturmanın şeyi ne biliyor musunuz?
150 tane demişim de 80 tane çıkmış parsel. Ondan sonra da o muhterem gitti 3,5-4 saat ifade verdi. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizi bırakın. Sayın Mustafa Tuna'nın da suç duyuruları var. Onlara da izin verilmedi. Biz şunu istiyoruz. Bizim her konuyu biz yargıya intikal ettirdik. Bunu bilesiniz. Geçmişle ilgili biz buradaki arkadaşları kesinlikle yanlış anlamayın. İlintilemiyoruz. O işlerle iştigal edenleri ben bu kürsülerde sana değil şu arkadaşlara hitap ediyorum dediğim buradaki eski arkadaşlarımız şahittir. Onun için biz bu yeni dönemde aynı minvalde gitmeyelim diye ben bunu istirham ediyorum. Ama tabii ki burada yani siz eleştiri yapacaksınız, biz eleştirilere cevap vereceğiz. Bu işin doğasında var. Buyurun Nihat Bey. Nihat Bey'den sonra. Ha onu da gelelim, onu da bir saniye Nihat Bey. Söyleyeyim. Dedim ki belediye ile ilişkili olan meclis üyesi arkadaşlarınız var. Aranızda oturuyor, doğru. Çok zorlarsanız açıklayacağım. Açıklayacağım. Ben onu... Bir saniye kardeşim, ben bir şey söylüyorum. Bak bir şey söylüyorum. Ben bu konulara burada girilmesini istemiyorum. Esas açıklayacağım. Niye? Var o arkadaşlar kendini biliyor, bulunduğu belediyelerde ticaret yapmışlar. Eğer Eda Hanım bu noktada suçlanıyorsa dedim ben bunu... Onları da söyleyelim dedim. Eğer o suçsa bu da suç. O zaman biz de o arkadaşımızın istifasını istiyoruz. Buyurun Nihat Başkan. Yani ben konuyu tekrar uzatmak istemiyorum ama kanun çok açık ve net. Belediye meclis üyeleri görev yaptıkları belediye ile ilgili herhangi bir taahhütte altına giremezler, komisyonculuk yapamazlar. Bu kanunda yazan madde. Biz o gün orada bunu söyledik. İşte ben sözümü tutmak için sizle ikili görüşeceğim. Tamam görüşelim. Ya yani biz o gün burada bunu söyledik ve ortada somut bir konu üzerinden söyledik. Biz de çıktık dedik ki bunlar belgeler hanımefendi de burada. Biz tekrar ya bir hanımefendinin şahsıyla ilgili de bir sıkıntı yok ama burada temsil ettiği makamla ilgili biz bunları Ankaralıları doğru bilgilendirmek zorundayız. Konuyu tekrar açmak istemiyorum. Şu Yaşar Başkan dedi ki İçişleri Bakanı öyle bir itham ederek imalı konuşma yaptı ki İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturma izni vermedi Ankapark'la ilgili. Ankara'nın orada 801... Tamam da Sayın Başkan ama öyle bir ithamda bulundunuz ki bak aynı şeyi söylüyorum ben de ama öyle bir ithamda bulundunuz ki sanki İçişleri Bakanlığı müfettişleri taraflı davranmış da soruşturma izni ver bir şeylerin üstünü mü kapatıyorlar? Hayır. Bak konuşmanızdan o çıkar. Konuşma bir neyse bir başkan. Baba, öyle bir şey bak şöyle. Konuşmanızdan o çıkar. Ses vereceğim bitsin de vereceğim başkanım. Mevcut vereceğim, cari vereceğim. Dönemle güncel dönemle ilgili sizin döneminizle ilgili biz de suç duyurusunda bulunduğumuz konuların birçoğunda İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Bunları siz de biliyorsunuz. Yani taraflı mı davrandı? İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermediği için 801 milyon doların üstü kapanmış gibi sanki öyle bir şey söylediniz. Ondan dolayı şöyle, dediniz ki. Şöyle bir dakika başkanım ben sana vereceğim söz. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermediyse demek ki konularda soruşturmaya dair herangi bir temel bulunmamaktadır. Ondan şöyle bir şey söyleyeyim. Niye vermemiş olabilir ki? Neden vermemiş olabilir? Demek ki İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermediyse bugüne kadar Ankapark'la ilgili söylediğiniz konuların tamamı iftira niteliğindedir demek ki. Ondan dolayı İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemiş. Yasal bir sakınca görmemiş orada. Görseydi verirdi demek ki. Nihat Başkan şimdi çok şöyle. Değerli arkadaşlar. Sen de yargıç gibi konuşma lütfen yani şimdi. Bak şunu söyleyeyim. Bakın, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermediyse demek ki ortada şey söyleyeyim. Bir bulgu, bak, şey, biz, bir bulgu. Biz şu konuları birbirinden bir ayırt edelim. Biraz önce arkadaşımız dedi ki biz dedi işte benim partim eleştiri. Kardeşim Cenab-ı Allah'ın ve Kur'an-ı Kerim'in dışında herkes eleştirilir. Eleştirebilirsiniz. Saygı sınırları çerçevesinde. Ha, onu söyleyeyim. Hakaret edilmediği müddetçe sıkıntı yok. Eleştirebilirsiniz. Ama bu ülkede siyasetin konuşulacağı bir mecra değildir. İşte ben de onu söylüyorum. Arkadaşlarımızın itirazı da onadır. Burada genel siyaset konuşulmaz. Genel siyaset konuşulacaksa buyurun milletvekilleriniz ya, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Nihat Başkan bunu senin söylemen çok manidar Allah aşkına ya. Ya sen burada neler yaşadın ya? Sayın sen yaşadın ya. Genel siyasetle alakalı konuların burada biz konuşulması taraftarı değiliz. En başında her seferinde ben söylüyordum bunları bak lütfen. Bak. Bulunduğun koltuk itibariyle bunları söylemek zorundasın. Vicdanen sen de
Gerçekleri biliyorsun, Sayın onu söyle. Başkan, ne varsa konuşulacak. Hakaret etmediğimiz sürece burada her şeyi konuşalım. Tamam, ben de onu söyleyeyim. Ankapark'la ilgili siz diyorsunuz ki 801 milyon dolar. Net bir şey açıklanmadı. Bugüne kadar ya biz Ankapark'la ilgili bir usulsüzlük varsa, her kim yaptıysa bunu, çalışan, siyasi, vereceğim meclis abi, üyesi, belediye başkanı, her kim varsa sonuna ben, kadar gidelim üstüne. Hiç sıkıntı ben buradaki yok. Ben buradaki arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Ankapark'ta dibine kadar haksızlık da vardır. Her türlü şey vardır. Ama İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi diyorsunuz. Neden vermedi İçişleri Bakanlığı? Madem haksızlık var da neden vermedi İçişleri Bakanlığı soruşturma izni? Demek ki sabit bir bulgu. Bir saniye, bir saniye. Maksadını ne için söylediğini söyle. Buyur. Ya bir dakika Sayın Başkan, konuşmam bitmedi. Bir dakika ya. Yaşar Başkan, bitsin. Karşılıklı konuşuyoruz. Şimdi diyor ki Ankapark'ta kiracı vardı. İşte insanın vicdanı sızlar. Vallahi Ankapark'ın bugünkü halini görünce benim vicdanım sızlıyor. Yazık yani. Bak ben ilk konuşmamda da söyledim. Dedim ki geçmişle ilgili ne varsa Ankapark'la ilgili herhangi bir suç teşkil eden bir durum varsa tabii ki sonuna kadar Ankaralıların hakkını arayalım. Biz onu savunuyoruz. Vereceğim başkanım. Ancak, gitsin de vereceğim. Başkanım, Sayın Başkanım bir dakika. Ancak bugün orada yapılmış bir park var. Bir tema park var. Gelin o parkı ayağa kaldırmak için kurtarabildiğimiz kadar nereyi kurtarırsak, hangi bölümlerini kurtarırsak ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapalım. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Ya Yaşar Başkan diyor ki 6 milyon Ankaralı %60 oyla Mansur Yavaş seçti. Başımızın üstünde yeri var. Hiç, yani saygımız sonsuz. Hiçbir şey demiyoruz. 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı da 17 seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Bakın 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Ancak biz hiçbir zaman hesap vermekten kaçmadık, kaçınmadık. Her dönem hesap verdik. Adrese teslim konusuna gelince bak, biz bu 3G istisna konusunu adrese teslim diye burada konuştuğumuzda 21B, 21F hepsini Sayın Yavaş diyordu ki göreve geldiği günlerde. Biz öyle birilerine işi adrese teslim olarak vermek istesek açık ihale yapmazdık diyordu. Bak bunun 21. madde var. Kendi söylemleri var ya. 21. madde var. İstisnai usuller var. Ancak biz onları yapmıyoruz. İhalelerimizi açık ve şeffaf yapıyoruz diyordu. Biz de Sayın Yavaş'ın o söylemlerinden yola çıkarak bugün bunları adrese teslim diye niteliyoruz. Yoksa kanunda adrese teslim diye yazmıyor. Sayın Yavaş'ın kendi tabirleri var. Sözüm bu kadardır. Hepiniz saygıyla selam ediyorum. Sayın Başkan. Şirin Hanım'a söz vereceğim. Unutmadım. Sayın Başkan. Bu konuya bir cümleyle cevap vereceğim. Bir cümleyle. Şimdi Nihat Bey Ankapark'ı savunuyor ya. O da savunmuyor da mecburiyetten savunmuyor. Mecburen. Ankapark yapılırken, ihaleleri yapılırken o an belediye başkanı olan kişi neden görev süresi dolmadan istifa ettirildi? Bunu açıklasınlar yeter. Tabii doğru söylüyor. Ben de bunu açıklarsanız söz verebilirim Nihat Başkan. Belki Fatih Bey açıklar bunu bak. Kardeşim bak arkadaşım Osman Bey bak. Bazen bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar siyaset yapacağım diye hakikaten böyle kendi kişiliklerini bence muhafaza etmesi lazım. Ne dedi başbakan yardımcısı, genel başkan yardımcısı istifa etmese gereğini yaparız dedi. Ne onun gereği bana bir söyler misin? Alırız. Niye? Onun için hiç kimse ya adamcağızı hüngür ağlattınız ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Melik Gökçek'i savunduğun için Melik Gökçek çok mutludur. Onun için siz onu savunmaya devam edin. Bunu isterseniz siyaset deyin. Onu savunmaya devam ettiğiniz müddetçe biz %70 alırız. Yolunuz açık olsun. Buyurun Şirin Hanım.